Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Yazın gel. Gel. Evet arkadaşlar. Belki görünüyordur, belki görünmüyordur ama bayağı bir yoruldum. Bugün de var biraz geç çıkardım. Yani normalde 5.30-6 arası çıkar diyordum. Bugün 6.30-7'ye doğru geldi. Uyanamadım. O yüzden biraz sıcağa kaldık. Ama onun öncesinde arkadaşlar, normalde bu tarafa getirmeyecektim. Yine bu tarafa geldim. Burada daha önce de çok çekim yaptık. Size göstermiştim çördük ağacı falan diye. İşte bilenleriniz biliyor zaten. Onların meyveleri oldu arkadaşlar. Bu yüzden hayvanlar bu dönemde ona koşuyorlar. Yani ne kadar çördük ağacı varsa onların diplerini dolanıyorlar. Çünkü tatlıyı seviyorlar galiba. O meyve de tatlı bir meyve. Bu yüzden dolayısıyla buraya bu ara ne zaman gelsem davar 3-4 parça oluyor yani. Şimdi ayrılan koyunları aldım geldim arkadaşlar. Onlar aşağıda, davar yanına gidiyorum. Davar da yukarıda. Yani arkadaşlar size bir çoban tavsiyesi. Eğer bu işe girecekseniz ve de ben hem koyun yapacağım hem keçi yapacağım diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmem arkadaşlar size. Yani ikisini bir arada yapmanız neredeyse, yani iki kişi olsa sıkıntı olmaz. Ama şu an biz tek kişi gittiğimiz için ve genelde de bu taraflara ben götürüyorum. Abimin belli bir mevkisi var. Hani oraya gidiyor sürekli akşam üzeri. Bir de biraz daha akşam üzeri yayılma şeyleri daha şey oluyor arkadaşlar. Hani o kadar çok koşmuyorlar. Akşam üstleri sabah biraz karınları doyduğu için biraz daha zorluk çıkartmıyorlar ama sabah iyi bir antrenman yaptırıyorlar bana her zaman. Genelde de buraya gelince oluyor. Tabi şimdi bahane yok. Hani koyuna bir bahane bulamıyorum. Çünkü doğru düzgün ot yok arkadaşlar. Ot kurudu. Bu yüzden ot kuruduğu için de hayvan karnını doyurmak için illaki meyveye falan koşuyor ama arkadaşlar bir türlü şu koyunlara ısınamadım. Yani yıllardan beri şu davar gidiyorum. Ama gel, gel, gel. Tamam, çok sıkıntıla çektim, koştuk, ettik, yuvarlandık. Başımıza gelmeyen iş kalmadı daha da. Ama en azından geçilere bir lafın sözün geçiyor arkadaşlar. Yani dön deyince dönüyorlar. Hani ya da dur deyince duruyorlar. Yani bir şekilde lafını, sözünü geçirebiliyorsun. Topluyorsun. Ondan sonra şimdi mesela geçilerle hep ses tonun var. Geçilere bir seslenme şeyin var. Onu yaptığın zaman geçiler en azından laftan anlıyor arkadaşlar. Bir nebze de olsun. Ama koyunun öyle bir şansı yok. Koyun kafaya bir gitmeye koyduysa arkadaşlar, önüne çin setini de sersen onu atlar yine geçer. Bir de birisi gittiği zaman hepsi gidiyor arkadaşlar. O da büyük bir sıkıntı yani. O da ayrı bir dert. Birinin önüne dursan öbürkü oradan kaçıyor. Yani laftan sözden anlamıyorlar. Bugün iyice çileden çıkardılar beni. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya abimle gideceğiz ya da birinden vazgeçeceğiz arkadaşlar. Koyunu ya satacağız muhtemelen. Ya koyunu ya geçiyor ama şöyle bir şey, ben geçiyi daha çok seviyorum.
O yüzden dolayısıyla muhtemelen koyunu satarız. Şöyle sizlere kameramı çevireyim. Öyle anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani nasıl ki geçi taze yaprak istiyorsa, aynı şekilde koyun da taze ot istiyor arkadaşlar. Karnı aç olunca da ister istemez koşuyorlar yani. Ama sıkıntıları şu, yani geçi kadar laftan sözden anlamıyorlar arkadaşlar. Yani geçi en azından bir nebze olsun hani seni çok zor da bırakmıyor yani. Hani en azından evin yolunu biliyor yani. Biraz böyle ormanda her tarafa dağılsa bile bir şekilde toplanmayabiliyorlar. Ama koyun da öyle bir şey yok. Koyun ayrıldığı zaman yani umurunda bile değil arkadaşlar yani. İster kalabalık olmuş, hani ister azlık olmuş. Biraz da koyun sorumsuz. Koyunlar şu anda aşağıda. Davar da yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Bu arada şu konuya değineceğim arkadaşlar. Daha o muhabbeti yapmadık yani hiç. Fotoğrafımızın muhabbetini. İşte görüntülediğimiz hayvanları falan. Belki merak edenler olur. Hani açık konuşayım. Ben de yani o kadar tahmin etmiyordum. Yani iki gecede o kadar hayvanı bir arada göreceğimizi. Ve ben şunu düşünüyordum. Hatta size daha önce de söylemiştim. Hani kurtların artık bu bölgeleri terk ettiğini falan düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Yani gördük ki bir tane kurt var. Şimdi biraz yorumlara değineceğim tabi. Ama yorumlara gelmeden önce tabii ki de fotokopan benim için gerçekten güzel bir macera oldu. Yani her defasında mesela oraya bir koşarak gidiyorum böyle. Hani acaba ne çekmiş, heyecanı var sürekli. Tabi bir önceki video değil, ondan önceki videoda demiştim ilk gün bir şey gelmedi diye. O da enteresan tabi. Yani muhtemelen insan kokusunu aldıkları zaman vahşi hayvanlar uzak kalmayı tercih ediyorlar yani. Çünkü daha önce biz kurtlara şey bırakmıştık. Kuzu bırakmıştık arkadaşlar, et bırakmıştık biliyorsunuz. O zaman da yani 3-4 gün gelmemişlerdi ve 3-4 gün sonunda gelmişlerdi. Tabi o zaman fotokabanımız yoktu. Fotokabanımız olsaydı kuzuyu kimin yediğini, neyin yediğini görmüş olacaktık tabi. Bu yüzden dolayısıyla muhtemelen onlar da, o da kurtuldu yani. Tabi videoda görünen arkadaşlar yani kameranın çektiği, fotokabanın çektiği kurt tek kurt. Yani aslında oradaki domuz da tek domuz. Sürekli aynı domuz arkadaşlar. O aynı domuz iki gece gelmiş. Yani oraya. Muhtemelen yeri oralarda ya da geçiş noktası orası olduğu için o güzergahı oluyor. Bir de o yol tam böyle hayvanların hepsinin geçiş güzergahı yani. Orası hiç boş kalmaz arkadaşlar. Oradan sürekli kurt, kuş, çakal yani bütün hayvanlar o yolu kullanırlar hemen hemen. Çünkü ben araştırmıştım. Genelde bu fotokabanı kuranlar da, bu arada koyun bu aşağıdaydı ama aşağı doğru mu gitti acaba? Şu koyuna bir bakalım arkadaşlar. Allah korusun. Kurt var. O kurttan şimdi birazdan bahsedeceğim. Çünkü yorumlarda birkaç tane bazı şeyler gelmiş. Koyun yukarı çıkmış arkadaşlar. Bizim koyun her zaman gibi yine en ters noktaya çıkmış. Oradan da güneş geliyor ama yapacak bir şey yok. Brrr, gel! 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 Ta nereye gitmişler ya? Hiç umurlarında bile değil arkadaşlar. Az önce vurdulardı. Bakın davar şimdi bu tarafa geçti. Yani onu ayarlıyorum. Davar bu tarafa geçti. Buradalardı. Ben normalde güzergahları, gidiş güzergahları şurası yani. Böyle gitmeleri lazım. Ama bunlar her zaman en ters noktayı yapıyorlar.
Neyse şunları alayım geleyim de arkadaşlar, kameraya çalıştırırım çünkü güneş geliyor oradan da. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Bugün ben mi ters tarafından kalktım, geçile mi ters tarafından kalktı? Geç uyanmak mı yaramadı? Gerçi geçilerin bir suçu yok da. Bu gerizekalı koyunlar. Bugün niye böyle yapıyorlar anlamadım arkadaşlar. Daha da buraya götürmem zaten. Bu şey komple kalkana kadar. Çördük mördük mevzusu. Kalkana kadar buraya gelmem arkadaşlar. Çünkü yani bugün normal günde 5 kilometre yürüyorsam bugün 10 kilometre yaptım. Hani yürümek, koşmak mecbur yapacağız bunu ama adam akıllı yayılsalar hani birbirlerinden ayrılmadan 50 kilometre de yapayım, sıkıntı değil. Ama arkadaşlar birbirlerinden ayrılınca birisi Akdağ'a gidiyor, birisi Karadağ'a gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Acaba onda hani kurt geldi mi? Bir şey oldu mu? Sürekli aklın onlarda kalıyor. Birini güsen birini güdemiyorsun yani. O yüzden sıkıntı oluyor. Yenice birleştirdim. Şimdi aklıma şey geldi. Bir yorumda birisi şey demişti. İşte bizim bir kurbanlık pazarlık mevzusu vardı. Bir arkadaş şey yazmış. İşte 50 TL'yi baban çok katlarmış. 50 TL'yi kırmadı falan pazarlıkta diye. İşte babam 1000 lira dedi. Ona da 950 vermişti. Tabii normalde malın hakkı yani o seyisin hakkı 1200'dü arkadaşlar. Biz yani 1200'e de verdik onları. Aynı şeyleri tabii müşteriden müşteriye değişiyordu. Babam yaşlı diye ona hani hiç pazarlık yapmadan 1000 lira dedi. Hatta ilk başta 1100 falan dedi. Sonra işte onunla çok moktu dediler. Babam 1000 liraya düşürdü. Hani madem öyle dedi. Sonra onda da 950 verdi. Tabii arkadaşlar bunlar biraz sıkıntılı insanlar yani. O yüzden hani bunların alırım derler. Almazlar yani. Pazarda vardır öyle insanlar. Çok güven veren tipler değil yani. Öyle olduklarına da bakmayın. Her neyse. Ondan sonra işte zaten de aynısı oldu arkadaşlar. Babam sonra bunlara verdi yani onu. O kameraya çekmedik onu. 950'ye verdi normalde o seyisi. Hatta yazmıştık. Normalde işaretliyoruz yani satılan hayvanları. Kamerada tabii oraya çekmedik. Hani o arada orası karıştı biraz. Hani işte müşteri falan geldi. Ben kapatmak zorunda kaldım. Normalde 950'ye hayırlı olsun dedik. Yazdık. Sonradan da karı o yaşlı ne dedi ki, yok ben almıyorum falan filan dedi. Ondan sonra. Tabii her şeyden önemlisi. Şimdi ben konuyu buraya niye götürüyorum? Bana yorumda şey yazana işte 50 TL almaya versen ne olacak falan filan diyene. Öyle diyenlere gelsin arkadaşlar. Ben bir gün ağırlayacağım onları. Hani böyle bazı şeyler var. Sıcak yatağından yorum yazanlar var. Daha hayatın sillesini yememiş. Anasından babasından geçinenler var. Bir şey görmemiş. Ondan sonra gelip de böyle boş boş yorum yazanlar var. Ben onları davet ediyorum. Gelsinler. Bugün ben burada ağırlayacağım onları. Bir gün de var gidelim. Bakalım yapabilecek mi, yapamayacak mı? Emin olun bana hak verecekler yani. Kardeş az bile alıyorsunuz diyeceğiniz yani. Bu işler kolay değil. Yani ben sabahtan beri kaç tane depe atlıyorum. Ondan sonra çıkıp bir ayarsızın birisi böyle işte 50 TL almayı ve sen ne olacak falan filan muhabbeti oluyor. İşte o işler öyle olmuyor arkadaşlar. Ben çokken çoğu zaman babama da hep şey demişimdir. Ya işte tamam 100 TL alma falan, 200 TL alma derim sürekli. Ama işte bu sıkıntıları çektiğim zaman da daha fazlasını almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü benim emeğimin hakkı yani. Bir dükkanı olan, ondan sonra başka bir hani böyle kendi işi, tamam eyvallah kendi işimiz ama bu iş çok zor bir iş arkadaşlar. Yani böyle para kazanmaya mazak kazanmaya falan bakmayın yani. Sizinle de bu zorluğu paylaşmaya çalışıyorum. Hani bazen sinirleniyorum. Böyle bir çıkışlarım olabilir. Ama haksız yere de hiç kimseye çıkış yapmam yani. Evet, yorumlara takılmamam lazım. Hani. Ama arkadaşlar bazen gözümüze takılıyor yani yorumlara.
ister istemez ayar oluyorum yani. Tabii ki de eleştirileceğiz, öneriler olacak. Ben her türlü yoruma açığım. Yani bu yolda ilerleyeceksek her türlüsünü açığız. Ama yani o kadar boş beleş yorum geliyor ki bazen hani. Gerçekten insan ayar oluyor. Bu yaptığı işten soğumaya başlıyor yani. Ama ne olursa olsun şunu anladım. Gerçekten biraz geniş olmak zorundasın. Hani duymazdan görmezden geleceksin. Yani öyleymiş. Ama ilk zamanlarda bunu anlamamıştım. Her neyse böyle bir şey yani arkadaşlar, zor. Yani biz emeğimizin hakkını istiyoruz yani. Öyle hiç kimse de çok bir para fazladan yani haram para yiyecek kadar şey değiliz yani. Bu iş çok zor bir iş. Zaten kolay bir iş olsaydı herkes yapardı. Yani gidip de askeri ücretlere çalışıp karın tokluğuna şehirde yaşamazdı. Herkes çobanlığı yapardı. Açık konuşayım, biraz da zor olduğu için arkadaşlar. Milletin hani şey olmadığı için işte bu zorluğa göğüs göremedikleri için hayvancılığı bırakıp şehre gidiyorlar işte. Şehir daha cazip geliyor. Tabii ki de herkesin kendi kararı. Biz bu işteyiz yıllardan beri. Bu işe de devam edeceğiz yani edebildiğimiz kadar. Bu ülke için, ülkenin ekonomisi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bu hayvanı yetiştirmemiz de sadece kendi çıkarımız için değil arkadaşlar. Yani ülke ekonomisi için de. Yarın bugün ben yapmazsam, bir başkası yapmazsa, Ahmet yapmazsa, Mehmet yapmazsa bu işi, bir süre ne olacak? Yarın bir gün kurban pazarına indiğinizde mal bulamayacaksınız. Mal bulamadığınız zaman ne olacak? Bu hayvanı 1000 liraya alıyorsan 2000 liraya almak zorunda kalacaksın. Yani anlatmak istediğim bu. Mal olmadı, azlık oldu ya da ne yapacaksın? Yurt dışından ithal etmeye çalışacaksın. El alemin yaptığı, yani bizim genelde, affedersiniz arkadaşlar, maalesef ki durum ülkemizde bu. Hani böyle yurt dışından bir şeyler almak daha cazip geliyor. Kendimiz üretmektense kolaya tercih ediyoruz maalesef ki. Normalde üreten tarafın biz olmamız lazım her zaman için. Ben öyle düşünüyorum. Her şey bizim yani, neyimiz eksik ki? Ondan bundan neyimiz eksik yani? Türkiye'nin başka ülkelerde ne eksik? Her işte bizim de var olmamız lazım yani. Biz de elimizden geldiğince ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yani evet, kendi çıkarım için, ama hiç yani herkes kendi çıkarı için uğraşıyor burada yani. Her neyse, davarım giderken böyle biraz da dertleşelim istedim. İnşallah yanlış anlaşılmayız. Şimdi fotokopan görüntüsüne geleceğim arkadaşlar. Yine birkaç yorumdan falan bahsedeceğim. Hani işte Allah nasip etti. Gerçekten belgeselcilerin falan uğraşıp yani belki günlerce, belki aylarca uğraşıp çekemediği görüntüyü biz iki gecede çekmiş olduk. Allah nasip etti. Yani bütün hayvanların bir arada olması enteresandı yani benim için. Hani gerçekten bütün hayvanların bir arada olması, yani iki gecede hepsinin oraya gelmesi. Hatta şöyle bir şey, mesela çakal geliyor, işte kurttan sonra çakal geliyor mesela. Çakaldan önce kurt geliyor, tilki geliyor, yani domuz geliyor. Hatta tilkiyle domuz aynı karede mesela. Yani domuz tilkiyi kovalıyor falan böyle. Yani bildiğin eti kızınıyor yani orada. Hani eti benimsemiş, vermek istemiyor ona. Enteresan şeyler çekmişiz. İnşallah çekmeye de devam edeceğiz bu konuda. Şimdi oradaki kurdun gücük olduğunu falan söylemişler. Evet arkadaşlar, gücük. Yani gücük değil aslında. O kurt erkek bir kurt. Bence yani tahminimce rahat bir 70-75 santimin üzerinde bir kurt yani. Yaklaşık 80 santime yakındır o kurt. Tabi hani izleyenler bu konuda yorum yapabilir. Hani kurdun kaç santim olduğuna dair yorum yapabilirler. Benimce 75 santimin üzerinde diyorum ben o kurdun. Çünkü zalım kadar var. Hani yani ayak yapısı, belki vücudu şey böyle yani fit gibi duruyor, zayıf gibi duruyor. Ama ayak yapısına baktığınız zaman gerçekten çok şey duruyor böyle, hani uzun duruyor yani. Tabi şöyle bir şey var. Şu bölgeden çıkayım arkadaşlar.
Evet. Şimdi dişi kurtlar biraz daha erkeklere göre tabii ki de hani nasıl erkek köpeklerle dişi köpekler aynı değilse, kurtlar da dişileri biraz daha kibar, biraz daha boyları kısa oluyor. Genelde bizim buradaki kurtlar bu şekilde arkadaşlar. Tabii yaz olduğu için şimdi zayıf görünmesinin sebebi şu. Mesela birçok büyük köpek, aynı zalım da öyleydi. Yazın sıcaktan çok etkilenmemek için, yani köpeklerin belki de %100'ü yani sıcaktan çok etkilenmemek için ne yapıyorlar? Yemeği kesiyorlar. Yani yemek yemiyorlar arkadaşlar. Yeteri kadar. Çünkü uyumaya tercih ediyorlar. Sıcakta vücut dengelerini, yani vücut sıcaklıklarını dengede tutabilmek için genelde hareket etmemeyi, hareket etmeyince de bir enerjiye ihtiyaçları olmuyor. Yemiyorlar. Yalını yeterince. Aynı şekilde kurtlar da arkadaşlar. Mesela kışın saldırgan oldukları kadar yazın olmuyorlar. Hatta yazın biz burada hiç hayvan vermedik yani, Allah'a şükür. Çünkü hayvana saldırmıyor. Belki de bir çekirgeyle bile idare edebiliyor. Bir fareyle bile kurt idare edebiliyor yazın. Yavrularını büyütüp yavrularından ayrıldığı zamandan itibaren. Çünkü yavruları olduğu zaman da hani mesela Mayıs gibi falan herhalde, ise yanılmıyorsam. O civarlarda yavrularını doğuruyorlar galiba. Nisan, Mayıs gibi. O civarda mesela çok saldırgan oluyor. Çünkü yavrularına bakmak zorundalar yani. Hani yavrularını yetiştirmek için tutabildiği kadar yiyecek tutmaya çalışıyorlar yani. Evcil hayvanlarda daha kolay yem olduğu için genelde bizim keçilere sarıyorlar. Ahmet'in keçisine, Mehmet'in keçisine sarıyor yani. Bu yüzden dolayısıyla kışın daha aktif oluyorlar. Daha enerji ihtiyaçları oluyor. Yani nasıl aynı köpekler gibi. Yazınki zayıflığı, ya o kurdun zayıflığı bir, hem yeteri kadar yemek yemediği için, vücudunu dengede tutmak için, sıcaktan çok etkilenmemek için, benim yani görüş açım böyle. Yanlış düşünüyorsam yanlış düşünüyorum diyebilirsiniz. O yüzden zayıf korunuyor. Tabi bir de güçlük postuna atmış. Hani tamamen biz cıbır deriz arkadaşlar. Hani tüyleri olmadığı için ondan da biraz zayıf görünüyor. Ama o kurdun zayıf olduğuna bakmayın. Yani olur olmaz bir köpek o kurda güç getiremez yani, kamera yakalanan bu kurda. Ha tabi şöyle bir şey yani, şunu biliyorum. Kurtların güçlü olduğunu, çene yapılarının, fiziki yapılarının köpeklere oranla daha güçlü olduğunu biliyorum. Çünkü yabani olarak yetiştikleri için biraz daha dayanıklı oluyorlar onlar yani. Ama sonuçta o da bir köpek, kangal da bir köpek, akbaş da bir köpek. Yani hepsi köpek gillerden yani. Oraya mesela çakal geliyor. Hani ben şuna şaşırdım. Yani hani gerçekten şey diyenler çıkar diye umut ediyordum. Ya kardeşim o kurt değil çakal. Hani diyenler oldu. Yorumda yazanlar olmuş. Hani kurt değil dememişler de işte bu çakal gibi kurt demişler yani. Aslında çakal da geliyor oraya. Çakal yan yana gelsinler kurtta. Kurdun arkadaşlar, o çakal oradaki kurdun yani diz kapağının biraz üzerinde yani. Çakalların boyutları da hemen hemen buradakiler öyle. Ve çakalın dikkat ederseniz kuyruk yapısı kurda göre daha kısa. Ama yüzüne öyle bir poz vermiş ki videoda çakalın şöyle bir şeye bakıyor arkadaşlar. Kameraya doğru bakıyor. Orada tam böyle kurt gibi duruyor yani aslında. Can alıcı bir, böyle soğuk bir yüzü var çakalın bile. Yani bir 20 santim 30 santim daha büyük olsa işte kurt oluyor yani. Hepsi aynı. Tilki yine keza tilki. Zaten tilki tam bir komedi. Kuyruğu şey gibi böyle. O da dişi bir tilki. Muhtemelen oralarda bir yerlerde yuvası da var. Çünkü onu pamuk birkaç kere daha kovalamıştı gündüz. Hatta köye tavuk çalmaya falan gelmişti o tilki. Muhtemelen oralarda, o yakın oralara yuvası var muhtemelen onun. Her neyse, şunu diyeceğim. Şimdi kangalcılar bana kızıyor böyle dediğim zaman. Ama hani genelde işte ben hiç işte akbaşta kurdun kıyaslandığını görmedim. Hani hep bir gelenek olmuş. Kangal ile diyorlar işte şey. Kangal ile kurt boğuş mevzusu hep böyle bir vardır işte, hangisi boğar falan filan diye. İşte bazı köpek 6 tane kurt boğdu falan söyleniyor işte arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Evet, kurt gücük de olsa gerçekten hani bir köpekten 10 santim gücük bile olsa, emin olun
şartlar aynı oluyor yani. Hani küçük bir kurt bile büyük bir köpeğe güç yetirebilecek kadar şey oluyor yani. Hani hem cesaret bakımından hem de güç bakımından, çeviklik bakımından büyük bir köpeğe güç yetirebilecek kadar videolarda görüyoruz mesela. Güç, kurt küçücük ama köpek kocaman, güç yetiremiyor yani kurda kolay kolay. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu kurt yabani arkadaşlar, buralarda bizim Anadolu'nun kurtları benden bir şey alırsa, yani benden bir geçi alacak, işte koyun alacak, karnını doyuracak, öyle büyüyecek. Ama alamazsa mesela ne oluyor? Dağda bir şeylerle mücadele etmek zorunda. Belki de günlerce aç kalıyor yani. Hani o şekilde o zorlu şartlarda büyümeye çalışıyor. Bütün zorluklara karşı, kışın soğuğuna, yazın sıcağına karşı göğüs gererek geçiyi nasıl avlayacağını öğreniyor. Onu, bunu bir şekilde domuzu, yani evcil hayvan aramazsa muhtemelen domuzlara sarıyorlar yani. Domuzu avlayacak, işte geçiyi avlayacak, bir şekilde büyüyecek. Ama avlayamazsa ne olacak? Aç kalacak. Aç kalırsa arkadaşlar ne olacak? Bu kurt tabii ki de zayıf olur yani. Bitkin düşer. Büyüyemez. Yeteri kadar büyüyemez. Mesela niye Kanada kurtları büyük diyoruz? Yani Kanada kurtlarıyla bizim kurtlarımızın arasında bir şey farkı mı var? Yani bir gen farkı mı var? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şahsen hepsi kurt kurttur arkadaşlar. Ama sadece onların mesela Kanada geyikleri, geyik olduğu için yani beslenme şeyleri, düzenleri onların daha farklı. Onların yiyecek bulma şeyleri daha farklı. Yani onlar yakalıyorlar bir geyik. Zaten oradaki sürüler çok geniş sürüler yani, kurt sürüleri. O yüzden onlar istediği gibi av yapabiliyor. Ama burada görüyoruz ki mesela tek kurt, yani iki kurt, üç kurt. Yani hani işte kışın birleşiyorlar. Kışın oluyorlar işte 8-9 kurt. Bir arada görebilirsen görüyorsun. Ama genel olarak %90'lık bir oranda Türkiye'deki kurtların birçoğu tek geziyor yani. Tek gezmek zorunda kalıyorlar. Çünkü kalabalık oldukları zaman fark ediliyorlar ve çobanlar olsun, avcılar olsun. Şöyle bir şey, çobanlar kadar kurdun avcılar da düşman arkadaşlar, ben size söyleyeyim yani. Hani çünkü adamların kupaylarını yiyor diye adamlar yani kurda da onlar da böyle bir şey gözüyle bakıyor yani, birçok avcı. Çünkü onlar da gidiyorlar adamların yıllarca emek verdiği köpeklerini yiyorlar mesela bazı kurtlar. Şimdi şuraya geleceğim. Yani Türkiye'de hani gerçekten kurt olmak, kurt olarak yaşamak çok zor bir şey yani. Aslında yırtıcı hayvan olmak çok zor. Çünkü ülkemizde yani hangi bölgeye giderseniz gidin, illaki silah bulunuyor arkadaşlar yani ülkemizde. Yani bugün bir savaş çıksa devletin silahından çok herkes kendi silahlarını alıp gider savaşa. Yani öyle biliyorum ben. Hani silah oldukça sık kullanılıyor yani ülkemizde. Bu yüzden dolayısıyla hani yırtıcı hayvan görüldüğü zaman hep bunlara bir canavar gözüyle bakıldığı için, tabii genel olarak konuşuyorum ama herkes için de aynı değil. Kimisi yardımsever, kimisi öldürmenin peşinde değil. Şimdi o yüzden öldürüyorlar. Çok sık şey yapamıyor yani. Kurtlar olsun, şeyler olsun barınamıyorlar. Şimdi şuna geleceğim. Hiç uzatmıyorum. Zaten videom yeterince uzun oldu. Bir zamanında ben dedim ki işte kangal mı kurt mu diye bir video çektim. Hatta şu bölgede falan çektim o videoyu işte. Şurada falan. Şimdi ve bana kızanlar oldu. İşte videoya dislike atanlar falan oldu. İşte kangal sevenler. Arkadaşlar ben de bir köpek severim. Yani benim de köpek sevgim tartışılmaz. Herkese açık. Ama size anlatmak istediğim buydu işte. Kurdu gördünüz. Şimdi atıyorum bu kurt 75 santim ama kangalların bazı kangallar var ki 85-90 santim. Arkadaşlar ister istemez yani güç yetirememesi, kurdu boğması normal bir şey değil mi yani? Hani adam çıkıyor mesela diyor ki işte benim köpeğim 6 tane kurt boğdu, 9 tane kurt boğdu diyor mesela. Yani şimdi şunu anlamışsınız umarım. Anadolu'daki kurtların kangallar tarafından boğulmasının aslında çok da zor olmayacağını hani anlamışsınızdır. Çünkü şöyle bir empati kuralım. Sokaktaki bu köpekle
sahibi tarafından beslenilen bir köpek aynı mı? Değil. Solaklı bir köpek nasıl? Uyuz. Böyle hani işte yiyecek bulacak da geçinecek. Zayıf. Ama şeydeki öyle mi? Evinde baktığın adam. Sağlıklı. Ondan sonra yediği yönünde, yemediği arkasında. Fit. Gayet gücü yerinde. Şimdi bu köpekleri sokakta bir köpekle evcil bir, yani sahibi olan bir köpeğe birleştirdiğinde ne olacak? Tabii ki de sonuç sahibi olan bir köpekten yana olacak. Aynı öyle işte arkadaşlar, kurdun mevzusu da bu yani. Hani kurtlar bugün yiyecek bulabilirse bulacak. Yani benim köpeğim de belki 9 tane kurt boğabilir. Ama o kurt azsa, o kurt çelimsiz, o kurt uyuzsa, o kurdun sağlığı yerinde değilse, ki Türkiye'deki birçok kurtların öyle. Çünkü bakarsanız arkadaşlar aynı tilki gibi birçok kurdun kuyruğunda tüy yoktur. Çünkü niye? Doğru düzgün yiyecek bulamıyorlar. Bir iğne yok, aşı yok, bir şey yok. Tamamen doğayla mücadele etmeye çalışıyorlar. Böyle olduğu zaman da arkadaşlar çok da bir sağlıklı olmalarını beklememek lazım. Bu yüzden sağlıklı bir köpek, sağlıklı iri bir köpek. Aslında iriliğinden tabii ki de cesaret önemli. Hani aslında burada mevzu kurdu boğması mı, kurda çökmesi mi diye soracak olursanız. Tabii ki de mesele bence şu. Kurdu bu köpek boğabilir yani. Bu çok anormal gelmesin size. Ama şey anormal gelebilir. Kurda gitmesi. Yani hani kurda çökebilecek cesareti olması takdir edilebilir yani. Bu konuda hemfikir olabiliriz. Ama kurt boğma konusunda birçoğunuz da hemfikir değiliz arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Ben öyle düşünüyorum. Siz böyle düşünüyorsunuz. Yanlış düşünüyorsam da yine çıkıp yanlış düşünüyorsun kardeş diyebilirsiniz. Yani hani köpeklerin boğduğu kurtları şöyle sıralayın arkadaşlar. Yere doğru. Emin olun birçoğunun o köpekten hem gücük, cüssü olarak gücük olduğunu hem de zayıf olduğunu, illaki bir hastalığının bulunduğunu ya da yaralı olduğunu göreceksinizdir. Yani sağlıklı, anlatmak istediğim şu. İkisi de eşit şartlarda olduğu sürece teke tek de yani bu kurdun bir köpeğe, yani bir köpeğin bir kurdu boğması imkansız değil ama imkansıza yakın arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor bir şey. Boğarsa da ayakta alkışlanabilir. Zaten alkışlıyoruz da zaten. Tebrik ediyoruz. Bu sadece Kangal için değil. Bu tüm köpekler için geçerli. Yani hani sadece Kangalcıların bu mevzuyu atlamasına gerek yok. Tüm köpekler için genel olarak konuşuyorum. Allah nasip etti. Buradaki kurtlarımızın, Anadolu'daki kurtları da sizlere gösterme şansımız oldu. İnşallah daha yakından, daha detaylı sürüler halinde kurtlar görürüz. Sizlerle bu görüntüleri paylaşırız. Sizin gibi ben de heyecanla izliyorum yani. Bir domuzun eti yemesine şaşırdığım kadar başka bir şeye şaşırmadım zaten. Gerçekten de o da enteresan, ayrı bir olaydı yani. Domuzun et yemesi. Tabii babam gül diyordu. Domuz et yer falan filan diye de ben inanmıyordum doğrusu. Kurttan, çakaldan, tilkiden daha fazla etçil çıktı kurt, şey domuz. Fark ederseniz arkadaşlar, kurdun leşe yaklaşma olayını, ne kadar temkinli olduğunu, ne kadar dikkatli olduğunu orada da siz gözlemlemiş olabilirsiniz yani. Neyse, bu şekilde. Gerçekten video uzun oldu arkadaşlar. Bu kadar yeter. Çünkü çok uzun videoda da sıkılıyorsunuz yani. İnşallah sıkmadan güzel bir şekilde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışmışımdır. Yine de hani anlattığım şeyler tartışmaya açık, eleştiriye açık. İsteyen istediği yorumu hani saygı sevgi çerçevesi içerisinde yazabilir. Demiş olduğum gibi hani ben her türlü yoruma açayım ama böyle hani boş beleşte yorum yapmayalım arkadaşlar. Hani bir şey biliyorsak, o konunun, söylediğiniz lafın arkasında durabilecekseniz yorum yazın. Ben de size ona göre cevap vereyim. Ben de size hak vereyim. Hak vermemezlik yapmam. Doğruysa eğer benim yanlış bir yanlış biliyorumdur belki yani.
O yüzden yanlışımı düzeltebilirsiniz. Ben de sizlerden geri geldiği zaman özür dilemesini bilirim yani. Benim için böyle şeyler çok sorun değil. Hani eğer kırılan edenler olursa, yanlış bir şey kullandıysam o kişiden de özür dilerim yani. Sorun değil. Ama yeri geldiği zaman da siz bana bir saygısızlık ettiğinizde ya da hani haklıymışsınız gibi konuşup da haksız duruma düştüğünüzde siz de yeri geldiği zaman özür dilemesini bileceksiniz yani. Bu şekilde bu kanalda ilerlemeye çalışacağız inşallah. Bakalım hakkımızda da hayırlısı olsun. Gidebildiğimiz yere kadar, ilerleyebildiğim yere kadar ben ilerlemeyi düşünüyorum. Sizlerin sayesinde. Sizlerin verdiği destek sayesinde, güzel yorumlarınız sayesinde inşallah da bir yerlere geliriz. İnşallah da hani videoları izlerken keyif alırsınız yani. Ya nasip diyelim. Hayırlısı olsun. Şimdilik arkadaşlar size her zaman olduğu gibi en gönül yere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.